Merhaba sevgili YouTube. Sogul'e vardığı yerine hoş geldin. Bir korku, bu korkulu muhabbette daha sizle buluşmuş olduk. Sizlerle buluşmuş olduk. Korku gecesi çerçevesinde korku okumaları da yapacağım. Bu da onların ilki. Yaşanmış esrarengiz olaylar kitabından bahsedeceğim ve kitaptaki bazı olayları aktaracağım. Bu yaşanmış esrarengiz olaylar kitabı benim kuşağım biraz daha aşinadır. Yani Yasemin Can'dan ve Ergun Can'dan yazmış olduğu sınır ötesi yayınlarından çıkan kitap. Yayın evinin ismi dikkatinizi çekmiş olabilir. Ya yani bizim eski kuşak atalar 96 yılında Kanal D'de bir program vardı. Televizyon programı. Yaşanmış esrarengiz olaylar. Hatta dur tekrar kopyalayıp yapıştırayım ismini. Ha. Burada yaşanmış esrarengiz olaylar işte 96'da Kanal D'de yayınlanan bir programdı ve garip olaylar yaşadığını söyleyen insanlarla gidip konuşup çekim yapıyorlardı. Fakat tabii televizyon işi olduğu için biraz kurgu yönü yüksekti. Yani abanılmıştı. Ya, eğer o dönemden o prodüksiyonla korku filmi falan yapılsa hani Türk korku sinemasının atılımını daha erken yapardı muhtemelen yani öyle bir yapım. Ve şimdi size ben görüntüler de göstermek isterdim sınır ötesi programından ama kanalda ceza aldığı için o dönem bu program yüzünden şey yok, çok görüntü kaydı vesaire yok. Tekrar da yayınlanmadı haliyle. Yani tekrar da olmadı. Ve yayınlandık sezondan itibaren şey ya, ceza aldığı için yayından kaldırdı. Korkulu, ürpertili içeriğinden dolayı. Bunu şey yazar Ergun Can'dan da zaten kendisi anlatıyor biraz bahsediyor. İşte bizim amacımız diyordu biraz bu olayları anlatmaktı. Yani bunlara da dikkat çekmekti ama diyor. Tabi hani kitabı alıp okursanız şey diyebilirsiniz hani yani görüşleriniz çok uyar uymayabilir ama memorantlar, korku hikayeleri, korku anlatıları, tanıkların yaşadığı iddia edilen olaylar vesaire bu tür metinler okumayı seviyorsanız biraz hoşunuza gidiyorsa okunabilir. Satış dışı olsa bile şey sahaflarda bulunuyor yani öyle çok şey hani aranıp bulunmayacak bir kitap değil. Ben de 98 mi yok 2001 basımı var. Bunun çeşitli basımları var yani. Bayağı 8-9 baskıyı geçmiştir herhalde. Şey diyor programla ilgili. Ergun Can'dan. Biz diyor bu programı işte amacımız diyor bunları işte insanlara anlatmaktı. Fakat diyor yayın evi işte biraz prodüksiyona abartıp korku filmine çevirince diyor özetle program diyor ceza aldı diyor yayından kaldırıldı diyor. Gene aynı muhabbet işte televizyonda hani cin bahsi geçince üç harfli bahsi geçince ceza gelebilir muhabbeti vardı ya bir Müge Anlı'nın programında onunla alakalı bu. Onunla alakalı tamamen. Dolayısıyla bu gece biz bu korkulu muhabbetlere dalmış başlamış olacağız. Ve ben bu kitaptan seçtiğim örnekleri okuyacağım. Yani her olayı değil. Yani gidip merak edip tafsilatını istiyorsanız da kitabı alıp okuyabilirsiniz. Yayın tekrar olacak. Hem burada Twitch arşivinde olacak hem de YouTube'dan izleyebileceksiniz. Beri Türkoğlu'na ait aydın bir kitap daha var. Evet. Onun adı içeriği de aşağı yukarı şey yani benzer içerikler. Doğaüstü olaylarda bahsediyor. Fakat o 2004-2005 yılında hazırlanıyor ve bir posta gazetesinde çıkıyor. Oraya gönderilen garip olay anlatıları vakalarıyla alakalı bir kitap o da. Sonradan kitaplaştırılıyor oradaki yazılar. Bayağı bir okunuyordu o yani şeyde o dönem. Sonradan o kitaplaştırılıyor. Gazete üzerinden satılıyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam sonradan da özel şey matbaadan çıkıp satılmaya başlıyor. Beri Türkoğlu bir de rüyalarla ilgili kitap vardı. Anarşi Sanat yanlış hatırlamıyorsam onu hatırlıyor olabilirsin. Teşekkürler de Aktaş. Hoş geldiniz. İnceden başlayalım. Kitabın en sevdiğim yönü de şu. Ben bu kitabı ilk alıp okuduğumda bir uyarıyla karşılaşmıştım ve şey o bana ya niye bu uyarıyı yazmışlar ki dedirtmişti ama sonra da tabii okuyunca fark ettim. Akşam karaldığında. Sevgili okurlarımız. Aranızda esrarengiz olaylardan, tekinsiz evlerden ve anlatılan hayalet hikayelerinden tedirgin olanlarınız varsa bundan sonraki sayfaları özellikle akşam evde tek başınıza olduğunuz saatlerde okumamanızı tavsiye ederiz.
Bu hatırlatmamız okurlarımızı tedirgin etmemek içindir. Kitabımızın bundan sonraki bölümleri belli bir korku temasını içinde bulundurmaktadır. Bunları da yazmak zorundaydık. Çünkü bunları da içinde açıklığa kavuşturulması gereken çok önemli noktalar bulunmaktadır. İlk bakışta tedirgin edebilir. Ancak ilerleyen sayfalarımızda yaptığımız açıklamalarla korkulacak ya da tedirgin olacak hiçbir şey olmadığını göreceksiniz diyor. Ama ya, parapsikolojik boyutuyla açıklıyorlar biraz mevzuyu. Ama yine de işte ben bu olaylardan çok etkilenirim. Beni tedirgin eden diye okuyucularımız varsa kitabı bundan sonraki bölümlerde onların gündüzleri okumasını tavsiye ederiz. Ya da hiç okumayabilirsiniz. İlk vakamız İzmir'deki bir tekilsiz ev. Kitapta isimler vardı. Ben burada zikretmeyeceğim. Yani burada da sansür uygulanmış bazı isimleri de ben isimleri zikretmeyeceğim. Hani merak eden kitap bulup hani kendi bulup okuyabilirler. Belki yayın olduğu için tanıdığı çıkar vesaire. Hani rahatsız olabilir. İzmir'de 1993 yılında yaşanan bir vaka, bir aile ve komşuları yaşamış. Yayını diledikten sonra zaten karar veremezsiniz. Hani merak edip ya ben anlatılanla ilgili hikaye malzemesi arıyorum. İşte korku hikayesi yazacağım ya da okumak istiyorum diye bir şeyler arıyorsanız hani okuyabilirsiniz ama beni kesmedi ya da sarmadı derseniz de hani size kalmış. Ben sadece korku yayınlar çerçevesinde ve bana taktarıyorum. Olayların meydana geldiği evde oturan B Bey ailece yaşadıkları olaylardan dolayı şaşırmış bir şekilde balta, testere, keser, çekiç gibi aletlerin evde nasıl havada uçuştuğunu komşularına anlatırken bile olaylar devam ediyor ve herkesin gözleri önünde evin içindeki eşyalar oradan oraya savruluyordu. Burada meydana gelen olaylar tekinsiz evler kategorisinin giren en ilginçlerinden bir tanesidir. Olayların başlamasından önce zaten eski olan ev, olayların başlamasından sonra tam anlamıyla harabeye dönmüştü. Olaylar çevrede duyuldukça neler olup bittiğini izlemek isteyen meraklıların sayısı da ciddi bir artış oluyordu. M. Bey artık gelip giden izleyicilerden bunalmaya başlamıştı. Sonunda konu basına kadar intikal etti. 21 Eylül 1993 tarihinde olayı incelemek için tarafımızdan görevlendirilen bir grup İzmirli araştırmacı söz konusu eve gitmiş ve eşyaların kendiliklerinden hareket ettiklerine onlar da şahit olmuşlardır. İzmirli araştırmacıların sorduğu sorulara Maksut oda başının verdiği cevaplar olayların ne denli ürkütücü boyutlarda olduğunu gözler önüne seriyordu. Evinizde meydana gelen olayları anlatır mısınız diye soruyorlar adama. O da diyor, yağlı boyacılıkla geçimi sağlayan orta halli bir aileyiz. 38 senedir bu evde oturuyoruz. İlk defa böyle bir olayla karşılaştık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şaşırmış durumdayız. Olaylar 2,5 ay önce başladı. Bu geçen süre içinde evde kırılmadık neredeyse hiçbir eşya kalmadı. Çevreyi görüyorsunuz, ev harabeye dönmüş durumda. Şu kenarda iple bağlanmış bir takım aletler duruyor. Onları siz mi bağladınız? Evet, havada uçmalarını önlemek için ben bağladım. Tam bu sırada evdeki bazı eşyalar kendi kendine hareket etmeye başlamış ve İzmirli araştırmacılar meydana gelen bu olaylara bizzat şahit olmuştur. Az önce bir bardak kırılmasına şahit olduk. Ayrıca ötürü kendi kendine hareket ettiğini gördük. Bu olaylar sizi tedirgin etmiyor mu? Eh, artık alıştık, normal geliyor. Bu olaylar size bir zarar veriyor mu? Hayır, henüz ne ev halkına, ne bana, ne aileme, ne de oğluma bir zarar gelmedi. Bazen kocaman yumruk büyüklüğünde bir taş üstüme gelip bana çarpmasına rağmen herhangi bir yaralanma meydana gelmiyor. Bir sapanla atılan taş bile insanı yaralayabilir ya da acı verebilir. Oysa bu olay çok farklı. Canımızı bile acıtmıyor. Günün her saatinde olaylar devam ediyor. Mehmet'in 14 yaşındaki oğlu F de babasının anlattıklarını tasdik ediyor. Sırtıma, başıma, elime, koluma çarpan kocaman taşlar bana hiçbir zarar vermiyor. Bu akıl almaz olaylara şahit olanlar arasında komşuları da vardı. F'nin arkadaşı şahit olduğu bir olayı şöyle anlatıyor. Birkaç gün önce F'yi görmek için gitmiştim. Odada yenge ütü yapıyordu. Bir anda kendiliğinden hareket eden balta hızla kapıya saplanıverdi. Korkuyla dışarı kaçmaya çalışırken camlar patlamaya başladı. Bardaklar durdukları yerde kendiliklerinden çatırdayarak adeta patlarcasına kırılıyorlardı. Birbiri arkasına meydana gelen bu gizemli olaylardan dolayı belli bir süre sonra aile evi terk etmek durumunda kaldı. Özellikle akşam saatlerinde evde oturmak mümkün değildi.
Komşuları anlattıklarına göre ev terk edildikten sonra da zaman zaman gürültüler gelmeye ve akşamları ışıklar kendiliğinden yanıp sönmeye devam etmiştir. Olayların büyük bir bölümüne şahit olan mahalle sakinleri de gelişen olaylara bir anlam veremiyorlardı. Mahallede büyük bir tedirginlik yaşanıyor, kimse ne yapacağını bilemiyordu. Bu ilk vaka. Bir tekil size hikayesi daha var. Bu da şey, evlerde dolaşan hayaletler başlığı taşıyor. İstanbul Kasımpaşa'dan bir mevzu. 1994 yılında yaşanmış. Soyadları gizlenmiş. Ben de isimleri gizleyerek vereceğim. Geri. Maddi sıkıntılarını çok yoğun olduğu bir dönemdi. Hava kararmış, yatmaya hazırlanıyorlardı. Kasımpaşa'daki hayaletli ev hikayesi bu. Anlatısı. Az sonra olacaklardan habersizdiler. B hanım anlatmaya başlıyor. Sıkıntımız çoktu. Maddi olarak iyi değildik. Evden çıkma durumumuz vardı. Evim yok. Buradan çıkarsam ne yaparım diye düşündüğüm sıkıntılı bir anımda o geldi. Hiç ayak sesi duymadım. Sakalları göğüslerindeydi. Saçı sakalı bembeyaz biriydi. Ak sakallı yüzü bembeyaz nur gibiydi. Yavaş yavaş sıvazladı. Yavrum sen hiç üzülme. Seni buradan kimse çıkartamaz. Fena çıkacaksın diyerek sessizce süzülüp gözlerimin önünde aniden yok olup gitti. Sabah olunca başıma gelenlerle ilgili, beyimle ilgili uzun uzun konuştum. Beyim kimseye söyleme, söylersen bir daha gelmez dedi. Ama ben söyledim. Bir daha da o zatı hiç görmedim. Gerçekten de gelmedi. Bu yatır ermiş inanışlarla ilgili olarak Anadolu'ya yaygın bir motif. Bugün bunu ayrıca da anlatırım. Sorularınız aşıldı mı diye soruyorlar kadına. Sorularımız halloldu. Allah'a şükür evden de çıkmadık. Ben 13 yıldır buradayım. Ekibimiz kalkmaya hazırlanıyordu. Ancak Fatma Hanım'ın bir sözüyle hep yeniden hepimiz doğrulduk. Diyor ki kadın, daha önceleri bu evde bu tür olaylar çok daha sık yaşanırmış. Bunlarla ilgili çok şeyler duyduk. Eskiler daha çok şeyler işaretmiş. Hatta sadece bizim ailemizden değil, çevre komşularımızdan da bu olaylara şahit olanlar var. Ancak çoğu bu konuların ortaya çıkmasını istemiyorlar. Bu tür olaylara şahit olan başka kimler var diye soruluyor. İşte C bir hanımın kocası da şey diyor. Annem, komşularım, anneannem, dayılarım, bazı akrabalarım, arkadaşlarım, hatta çevrede oturan komşularımızdan bile görenler oldu. Galiba daha çok sevdikleri kişilere göre diyorlar. Bir de onların enteresan bir şakası oluyor. Ya herhangi bir arkadaşımın silüetine giriyorlar. Yani tanımış olduğum herhangi bir kişinin şekle bürünerek bana görünüyor. Bazen de benim silüetime girer size görünür. Enteresan olaylar oluyor. Görülen varlıkları tarif eder misiniz diye soruyorlar. Bir tanesi beyaz sakallı diyor adam. Bir tanesi siyah sakallı ve üç tanesi de genç olmak üzere toplam 5 farklı görüntüde bedensiz varlıklarla karşılaştık. Bir tanesi zayıf uzun boylu kumral sarışın, diğerleri normal boyda görünüyorlar. Kimseye zararları dokunmuyor. Yararları oluyor mu diye soruyor. Oluyor diyor adam. Biz inanıyoruz. Evimiz daima bereketlidir. Allah'a şükür ne olursa olsun ekmeksiz kalmayız. Evimiz çok bereketlidir. Bu bereket nereden gelir bilmem. Daha fazla detaya girmekten kaçınıyor diye parantez içinde yazılmış. Müslümanız, kitabımız var. Kitabımızda da şehitler ölmezler. Bu ilacı taşıyoruz. Bu gördükleriniz şehit mi sizce? İllaki şehit. Evliya da olabilir. Kıyafetleri nasıldı? Karısı cevap veriyor burada. Eski Osmanlı kıyafetleri gibiydi. Kocası yanıt veriyor bu sefer. Şey, açıklamaya devam ediyor. Hanımın dediği gibi eski Osmanlı kıyafetleri çok benziyor. Kimi başı açık görünüyor, kimi sarıklı. Gençler de aynı kıyafetlerde görülüyor. Demek ki ayrı tarihlerde şehit olmuşlar. Komşularınız neler yaşıyor? Onların başından geçen bir olay anlatır mısınız? Bir başka olay da bizim komşunun başına geldi. Yazı sıcak olduğu için o gece hanımına salonda yatalım diyor. Serin olsun diye salona seriyorlar yataklarını. Gece gelmiş dedi. Ayaklarından dürtmüş. Kalkın benim yolumun üstündesiniz demiş. Bir de merdivenlerden yukarı çıkarken evin içinde dolaşırken görüyorlar. Bütün bunlar çok kısa bir süre önce oldu. Başka bir aileyle görüşülüyor. Aynı evle ilgili olarak. Yine isim ve soyadları gizleniyor. Anneniz de bu evde mi büyümüş? Evet. Peki annenizin oturduğu yıllarda evde neler oluyormuş? Annemin yaşadığı olan çok küçük yaştayken başına gelmiş. Annem merdivenlerden yukarı çıkarken beyazlara bürünmüş, ışıklar içinde bir merdivenden iniyormuş.
Dili tutulmuş, hocaya okutmuşlar. Olmamış, doktora götürmüşler. Dili açılmış. Dil tutukluğu 20 gün kadar sürmüş. Bu varlık dedeme de sık sık gördürmüş. Annemin dilini tutulmasından sonra dedem ona tembihlemiş. Böyle aşağı yukarı dolaşıp çoluğu çocuğu korkutma. Bak kızımın dili tuturdu. Olmuyor böyle. Dikkatli ol, her zaman gözükme demiş. O günden sonra anneme görünmemiş. Ama annem öldükten sonra aile fertlerinden birçok kişiye göründüler. Kim olduklarını bir türlü anlayamadığımız bedensiz varlıklar bu evi hiçbir zaman terk etmediler. Burada yaşayanlar çoğu bu olaylara şahit olmuşlardır. Sadece bu evde oturanlar değil, bu evin çevresinde oturanlar da buna benzer garip olaylarla karşılaşmışlardır. Bu sözlerden sonra CB ile birlikte çevredeki komşularının kapılarını çaldık. Komşuların anlattıkları şu ana kadar bize anlatılanları tamamlar nitelikteydi. Ancak komşuları dini inançları gerekçe göstererek bu anlattıklarının yayınlanmamasını rica ettiler. Bu nedenle burada yayımlayamıyoruz. Fakat B Hanım soyadının gizli tutulması şartıyla başından geçenleri diğer insanlara paylaşmaktan çekinmedi. Geceydi. Hep beraber yeğenlerimle birlikte odada oturuyorduk. Sonra benim dışarı çıkmam icap etti. Tam o sırada dışarıdaki merdivenin 3. basamağında oturmuş birini gördüm. Dikkatle bakınca onun Mevlana olduğunu anladım. Resimlerinde gördüğümün aynısıydı. Bana güzel gözleriyle gülümseyerek baktı. Büyük bir korkuya kapıldım. Derhal odaya geri döndüm. Divarın üstüne yığıldım. Yeğenim ne oldu teyze, sapsarı oldun dedi. Bir süre hiçbir şey söyleyemedi. Bunu gazeteci yazıyor, yazan kişi. Öylece kala kaldı. Biraz kendisini topladıktan sonra nefes bile alamıyordum. Uzun bir süre konuşamadım. Zorlukla Mevlana dışarıda oturuyor diyebildim. Yeğenim, kocası ve diğer misafirler hepsi dışarı fırladılar. Ama o çoktan gitmişti. Daha sonraları görüntü olarak hiçbir şey görmedim. Ama sürekli olarak açıklanamayan sesler duydum. Evde geziyorlar. Merdivenden aşağı koridora kadar pıtır pıtır indiklerini duyuyorum. Odamın kapısını kapatıp arkasında bekliyorum. Geceleri korkudan odamdan çıkamıyorum. Bazen hafifçe hu hu şeklinde sesler de duyuyorum. Size herhangi bir zararları oldu mu diye soruyor yazan kişi. Bana şimdiye kadar hiçbir zarar vermediler diyor kadın. Ama ben yine de korkuyorum. İnanmayacaksınız belki ama merdivenden indiklerini kesinlikle duyuyorum. Kapının önüne gelince ses kesiliyor ama ben korkumdan sabaha kadar odamdan dışarı çıkamıyorum. Aynı olaylar fazlasıyla bitişiğimdeki komşumun da başına geliyor. Geçenlerde çocukları Hakan elektriği açmak için düğmeye uzanmış, açar açmaz elini üzerinde başka bir el bastırmış. Hakan korkuyla dönüp baktığında sarışın zayıf bir gençle karşı karşıya gelmiş. Bizden böyle korkma, bizden size zarar gelmez, yalnız abdestini sakın susuz bırakmayın diyerek gözden kaybolmuş. Çocuk 2 hafta kendine gelemedi. Bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruyorlar. Kadın diyor ki çok korkuyorum, Allah'a çok yalvardım, bunları bana gösterme, ben çok korkuyorum diye. Aklımı bile oynatabilirim. Ben zaten çok korkak biriyim. Onlar aslında kötü insan değiller, korkutacak kişiler değiller, hepsi iyi evliyalar. Evliya olmasa rahatsız ederlerdi. Mertebelenmiş kişiler. Belki hiç korkutmayacaklar ama bizim korkaklığımızdan. Ben çok korkağım. 70'ime geldim kızım, daha da korkak oldum diyor. Ve en son şunu yazmış yazar. Çevredeki diğer komşular yaşadıklarıyla ilgili konuşmak istemiyorlardı ama Kasımpaşa'nın diğer mahallelerinde bildiklerini açıklamaktan çekinmeyen çok sayıda kişi vardı diye. Farklı mahallelerde de konuşmuşlar muhtemelen. Neyse. Konuyla ilgili değil. Bu da şey, kendi kendine hareket eden eşyalar başlığıyla İstanbul Gayrettepe'de 96 yılında yaşanmış bir vaka ve bir bugün de ismi kısmen bilinen bir bankerin başına gelmiş. Olayı aktaran kişi o. 3,5 sene önce İstanbul'a gelen banker bey Gayrettepe'de bir ev tutar. Taşındıktan bir süre sonra evde garip bazı olaylar meydana gelmeye başlar. Yaşadıklarına hiçbir anlam veremediğini söyleyen bey başından geçenleri muhabirimize tüm açıklığıyla anlatmaktan kaçınmadı. Bu olay ne zaman meydana geldi? Yaklaşık 2 sene kadar önce oldu. Gayrettepe'deki evimde başımdan geçti. Yaşadığım bu olayın bilimsel bir açıklaması olup olmadığını bilmiyorum. Aslında bu tarz doğaüstü olaylara kesinlikle inanmayan biriydim. Şimdi neye inanıp neye inanmayacağımı bilmiyorum. Ama yine de bütün bunların bilimsel bir izahı olmalıdır diye düşünüyorum. Peki
Banker Hanım'ın başından geçen bu inanılmaz olaylar neydi? İşte o esrarengiz olayların meydana geldiği güne geri dönüyoruz. Ya bilindik biri de yani çok şey meşhur ünlü biri değil yani. Ya bak Google'dan aradım. İsmi hala bazen haberlerde falan çıkan biri ama çok bilindik birisi değil. Metafori kimse. O gün evet Soldato Turco muhtemelen yazdığın kişi. Yazdığı kişi muhtemelen isim soyad baş harfleri tutuyor çünkü. Daha ben söylemeyeyim sen yazabilirsin. Chat'te kalsın. Bir şey olmaz o. O gün çok yorgundum çünkü bir haftadan beri provalarımı sürüyordu. Gece eve geldim. Abajurun altında kitap okuyordum. Birden televizyonun üzerinde duran kutu yere düştü. Kalkıp yerine koydum. Tekrar oturdum. Aradan 1-15 dakika geçti. Kutu tekrar uçtu. Tekrar oturdum. Aradan 1-15 dakika geçti. Kutu tekrar uçtu. Tabii o an çok şaşırdım. Sonra bu olayın fiziksel bir sebebi olacağını düşündüm. Herhalde kutu televizyon üzerinde ısınıp havalanmıştır dedim. Gerçi kutu havalanamayacak kadar ağırdı ama kim bilir belki de statik elektrik yüklendi falan gibi açıklamalar getirdim. Aradan bir yarım saat geçti. Bu sefer televizyon açılıp kapanmaya başladı. Bu arada bir ek bilgi. Kitapta Haruk Kolçak'la Selda Bağcan'la yapılan görüşmeler var. Onlar da kendi yaşadıkları bazı vakalar aktarmışlar ama onları okumayacağım hani. Şey yani kitapta var. Ben daha ürpertili içerikleri aldım buraya. Neyse. Aradan bir yarım saat geçti. Bu sefer televizyon açılıp kapanmaya başladı. Ardından ışıklar açılıp kapanmaya başladı. Tam o sırada içerideki odaların kapılarının kendi kendine açılıp kapanmaya başladıklarını duyuyordum. Bir taraftan da banyodan duş sesleri geliyordu. Bu olaylar birkaç gün boyunca tekrarlandı. Hangi saatlerde tekrarlıyor diye soruyor muhabir. Hep akşamları saat 9'dan ondan sonra başıma geliyordu bunlar. Evde arkadaşlarla oturuyoruz. Onların yanında ışıklar açılıp kapanmaya başladı. Herkes panik halde dışarı kaçıştı. Garip ama gerçek. Arkadaşlarım da şahit oldular. Duş sesi duyup banyoya gittiğinizde ne gördünüz? Akan suları gördüm. Musluk açılmış ve sular akıyor. Tabii önce bunu mantıklı bir sebebe bağlamaya çalıştım. Acaba sular kesik miydi? Birden sular geldi de açıldı mı diye düşündüm. Kapattım. Biraz zaman geçtikten sonra tekrar açıldı. Tekrar kapattım. Her olaydan sonra mantıklı bir sebep bulmakta biraz daha zorlanıyordum. Bu olaylar sabah 4-5'e kadar sürdü. Ondan sonra kesildi. Ertesi gün tekrar aynı şeyler tekrarladı. Şu anda o evde oturmuyorum. Bu olaylardan dolayı mı taşındınız? Bu olaylar olurken ben zaten taşınmayı düşünüyordum ama bu olaylardan sonra kesin karar verdim. Arkadaşlarınızın bu olaylara tepkisi oldu diye soruyor muhabir. İlk gün evde tek başımaydım. Ertesi gün tekrar bu olaylar yinelenirken yanımda iki kız arkadaşım vardı. Üçüncü gün yanımdaki bir kız arkadaşım, bir de erkek arkadaşım vardı. Bu olaylara onlar da şahit oldular. Çok şaşırdılar ve korktular. Bir daha o eve hiç gelmediler. Kısa bir süre sonra da evden taşındım. Bir daha da böyle olaylarla karşılaşmadım. Daha sonra olaylar o evde tekrarladı mı bilmiyorum. Şu an evde kimler oturuyor onu da bilemiyorum. Bu olaylar sırasında neler hissettiniz diye soruyor muhabir. Banker cevap veriyor Banker Hanım. Beni tanıyanların hepsi bu olayları ilk yaşadığım gün korkup korkmadığımı sordular. Korkmadım çünkü ben sürekli bir olay oluyor. Arkasından ben bunun sebebi şu budur diye düşünüyorum. Başka bir şey olur bunun sebebi budur diye düşünüyorum. Yani hep bir mantıklı bir sebebe bağlamaya çalışıyorum. Fakat ikinci ve üçüncü günler biraz tedirgin oldum. Ben bu tür olaylara inanmadığım için fazla korkmadım. Bu tür olayları hem inanmayıp hem de yaşamak nasıl bir duygu? Çok karışık. Neye inanıp neye inanmayacağımı artık ben de bilmiyorum. Olaylar sırasında hep mantıklı sebepler aradım. Kutular uçuyor. Isınma gücündendir diyorum. Elektrikten sönüyor. Elektrik düğmesinde arıza vardır diyorum. Musluklar açılıyor. Sular kesikti. Kapatmamışım. Sular geldi diyorum. Peki o güne kadar evinizde hiç ısıdan uçan eşyanız olmuş muydu? Hayır ama mutlaka bilimsel bir açıklaması var bunların. Belki de onu siz bulacaksınız. Mutlaka bir açıklaması var bunların diyor. Biraz da mantıksal sebeplere bağlayarak psikolojik olarak kendime korkmama telkini yapıyorum galiba diyor.
Bu konularla ilgilenen yurt dışında çalışmalar yapan parapsikoloji şey bahsi geçiyor. Fakat şey inanmadığını söylüyor banker ama gene de tedirgin olmuş yani. Ondan sonra hayalet kendi resmini yaptırdı başlıklı bir vaka var. Bankerli olayından sonra. Bu da başka bir kişinin başına gelmiş. İstanbul Rahvallar'da 1991'de. İsmi okumakta sanırım sorun yok ya. Soyadını yazmamışlar zaten. İbrahim Bey beden eğitimi öğretmeniydi ancak resim yapmaya özel bir ilgisi vardı. Yeni bir yağlı boya resme başladı. Hanımının resmini yapıyordu. Bir gece uyku tutmadı. Kalkıp tuvaldeki resmine devam etti. Saat 3.30 civarlarıydı. Resme kendisini tam kaptırmış çalışıyordu ki birden odanın kapısı açıldı. Dönüp kapıya baktım. Kapıda zayıf, uzun boylu, daha önce hiç görmediğim bir kadın görüntüsü belirdi. Bunu şey söylüyor, kendisi söylüyor. Ressam, resim çizen kişi. Kadın yanına gelip elini sıkıca kavradı. Kendisinden geçer gibi oldu. Tüm hakimiyeti kadına geçmişti. Eli kurşun gibi ağırlaşmıştı. Kendi iradesi dışında otomatik olarak resme devam etti. Ancak resmi yapan kendisi değildi. Eli büyük bir hızla tuvalde boyalar arasında dolaşıyor ve ortaya bambaşka bir kadının görüntüsü çıkmaya başlıyordu. Gelen varlık resmi büyük bir hızla bitirdikten sonra odayı terk etti. Adam anlatmaya başlıyor burada. Üstümden büyük bir ağırlık kalkmıştı. Elim ağrıdan kopacak gibiydi. Biraz kendimi toparladıktan sonra resme baktım. Resim eşimin resmi olmaktan çıkmış bambaşka bir kadının resmine dönüşmüştü. Sonra tuvale dikkatlice baktım. İnanılacak gibi değildi. Resim az önce esaretsiz bir şekilde odama giren kadının görüntüsüyle aynıydı. Akıl alacak gibi değil ama hayalet bana kendi resmini yaptırıp gitmişti. Aynı apartmanda oturan yaşlı bir kadın birkaç gün sonra evlerine gelir. Tabloyu görünce çok şaşırır. Bunun nereye bakarak yaptı diye haykırır. Bu kadının yıllar önce öldüğünü ve eskiden beri tanıdığını söyler. Gidip fotoğrafı getirir ve İbrahim Bey'e de gösterir. Gerçekten de fotoğraftaki kadınla resim aynı kadına aittir. Bunun üzerine İbrahim Bey uzun yıllardır aynı apartmanda oturan yaşlı komşusuyla birlikte olayı araştırır. Ortaya çıkan gerçekler bir hayli düşündürücüydü. Resmi yaptıran varlık şu anda İbrahim Bey'in oturduğu evin eski sahibiymiş. Ev kendisine miras kalmış ancak diğer mirasçıların baskısıyla evi satmak zorunda kalmış. Evde hiç oturamamış. Bu da Bursa'daki hayaletli hikayesini anlattım ya size geçen. İşte o hikayenin şey yani anlatının asıl orijinal hali de bu kitapta. Ve aynı kişi bu arada kitabı tekrar okurken fark ettim bir ruh çağırma işlemine katılmış. Hani bu yaşadıkları mezarlıktaki olaydan sonra ve orada da başlarına acayip olaylar gelmiş yani. İki ayrı tanıklığı var, onu da okuyacağım. Tamamdır. Öleloğlu geri geldi. Bu Kayseri'de 1993 yılında yaşanan bir vaka. Biraz duygusal yani acıklı bir yönü de var. Bir aile 8 yaşındaki erkek çocuklarını kaybediyor lösemi hastalığından. İşte kaçta? Tabii 93 yılında vefat etmiş. Ve ölümünden birkaç gün sonra bir vaka yaşıyorlar. Yani spligelik, nekromansi değil ama biraz daha değişik, daha rahatsız edici bir husus. O gün de diğerleri gibi geçmek bilmemişti. Hava kararmış, vakit bir hali ilerlemişti. Nihat Bey ve eşi odalarına geçtiler. İnanılmaz olaylar başlamak üzereydi. O inanılmaz olayların başlangıcını çocuğun babası şöyle anlatıyor. Eşimle birlikte odamızda uzanmış yatıyorduk. Odamızın kapısı açıktı. Henüz daha uyumamıştım. Daha doğrusu uyuyamamıştım. Karşımdaki oturma odamıza doğru dalgın dalgın bakıyordum. Oturma odamızda bulunan yuvarlak masanın üzerine doğru bir şeyin süzülerek geldiğini gördüm. İrkilerek neler olduğunu anlamaya çalıştım.
Bir anda karşımda oğlumun görüntüsü belirdi. Yuvarlak masanın üzerine oturmuş bize doğru bakıyordu. Önce hayal gördüğünü zannetti. Gözlerini ovuşturup tekrar baktı. Oğlum karşısında duruyordu. Vücudu kefene sarılmış, sadece yüzü açıktı. 3-4 dakika ne gülümsedi ne ağladı. Masum bir ifadeyle sadece babasını seyretti. Beyin sanki dili tutulmuştu. Hemen yanı başında yatan eşine bile hiçbir şey söyleyemedi. O an dilim tutuldu. Bütün kaslarım sanki felç olmuştu. Kımıldayamadım bile. Bu olay 3-4 dakika kadar sürdü. Daha sonra oğlumun görüntüsü büyük bir süratle havaya doğru süzülerek gözden kayboldu gitti. Belki benim bu anlattıklarıma insanlar inanmayacaklardır ama ben böyle bir olayı net bir şekilde yaşadım. Ve şunu da samimi olarak söylüyorum. Günahları varsa günahları da, da alıyorum. Ben bu anlattıklarımı yaşarken uyumuyordum. Gözümle gördüm. Yemin ederim bütün bunlar doğru. Sabah olunca olay yaşayan şey çocuğun babası bu yaşadıklarını eşine ve kızına anlatıp anlatmamakta kararsızlık çekti. Belki üzülürler ve korkarlar düşüncesiyle önce bundan kimseye söz etmemeye karar verdi. Tam bu sırada kızı büyük bir heyecanla yanına geldi ve "Baba belki inanmayacaksın ama akşam kardeşim benim odamda göründü." dedi. Baba büyük bir heyecanla kızından olayın ayrıntılarını anlatmasını istedi. Kızının anlattıkları karşısında babanın dili bir kez daha tutulmuştu. Kızına o an hiçbir şey söyleyemedi. Her ikisini de gördükleri tıpatıp birbirini tutuyordu. Tüm ayrıntılar ayrıydı. Birkaç ay önce ölen Binik'se aynı gece aynı dakikalarda önce babasına sonra hemen yanındaki odada bulunan ablasına görünmüştü. Bu inanılmaz olayı bir başka olay daha takip edecekti. Eyvallah Dostoyevski, sağ olasın. Sık sık mezarlığa giderdim. Ve çocuğun babası anlatıyor. Bazen geceleri sabaha kadar oğlumu mezarından ayrılamazdım. Evlat acısını çekmeyen bilmez. Oğlumu mezarına gider otururdum. Onunla konuşur dualarımı okurdum. Beni duyduğuna inanıyordum. Bir gece mezarlıkta yaşadığım bir olay bu inancımı pekiştirdi. O gerçekten beni duyuyormuş. Babası yine oğlunun mezarı başında sabahladığı günlerden biriydi babasının. Gecenin karanlığı yerini sabahın ilk ışıklarına bırakmaya başlamıştı. Hava yavaş yavaş ağrıyordu. Babası eve dönmek için mezarın başından kalkmaya hazırlanıyordu ki adam alıyor burada sözü. Ezan okumuş, hava aydınlanmaya başlamıştı. Eşimi daha fazla evde yalnız bırakmayayım diye düşündüm. Oradan ayrılmak için ayağa kalkmak üzereydim. Bir anda oğlumu ikinci kez karşımda buldum. Birkaç gün önce gördüğü gibi yine kefene sarılı bir şekilde karşımda duruyordu. Yalnız bu sefer başında yeşil bir şapka vardı. Baba beni fazla rahatsız etme dedi. Birik ise babasıyla konuşmaya başlamıştı. Babası ona niçin rahatsızlık duyduğunu sordu. Evet Valkyrna, Karl Jacobi'nin olması lazım. Güzel bir öyküdür o. Bayvu pençesi. Çocuk diyor ki anneme de söyle artık ağlamasın. Üzüntü dolu düşünceleriniz beni çok rahatsız ediyor dedi. Toprağın üzerinde yatar vaziyetteydi. Üzerinde beyaz kefen ve ölmeden önce saçları döküldüğü için sürekli kullandığı yeşil kasketi de yine başında takılı duruyordu. Babası bu yaşadıklarını hiçbir zaman unutmadı ve oğlunun son isteğini yerine getirmek için eşine de olanları anlattı. O günden sonra mümkün olduğunca üzüntü tesirlerini yay babaya özel gösterdiler. Oğullarının aralarından ayrılması ne kadar gerçekse o ruhsal olarak görmediği de bu yaşadıklarından sonra da o kadar gerçek görünüyordu. Bu düşünce içlerini biraz rahatlatmıştı. Sonra da işte duygularını falan anlatıyor. Bu şeyde canlandırması da yapılan vakaydı ama şey çocuğu kefenle göstermemişlerdi. Muhtemelen insanlar etkilenmesin diye. Şapkayla göstermişlerdi ama hatırladım. Okurken canlandırmasını hatırladım. Evet şimdi Magnum Opus'a geldik. Mezarlıktaki gelin. Bursa'da 1994 yılında yaşanan bir vaka. Bugüne kadar hep hikayeleştirerek